Öncelikle daha önce Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığım açıklama da ortaya koyduğum taleplerimin hiçbirinin yerine gelmemesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. O açıklamamda da söylediğim üzere söylemediğim bir cümleyle ben Cumhuriyet Halk Partili değilim dedi cümlesiyle, gerçek dışı bir cümlesiyle Mahir Akbaba ve bu konuda gerçek dışı beyanlarla beni yıpratmaya çalışan Gülzar Biçer Karaca milletvekili Sayın Gülzar Biçer Karaca'nın hala istifa etmemiş olması, ben böyle bir şey demişsem beni ihraç edin cümlem karşısında da hala bugün konuda bir girişimin olmaması ve Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarının bu arkadaşları hala görevde tutuyor olmaları sebebiyle artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olmadığı düşüncesindeyim. Gazi Mustafa Kemal'in altı okunun anlamının çarpıtılmaya çalışıldığı, anlamının unutulduğu bir yapıda halkta karşılık bulmadığını düşünüyorum. Halkın tamamını kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine aykırı davranışları devamı neticesinde başarılı olamayacağı da aşikardır. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partili değilim diye bir cümle etmedim. Cümlem ben Cumhur'a halk diyen Cumhuriyet Halk Partililerden değilim şeklindeydi. Ancak bu cümlemi konuşmanın içerisinde geçen bu cümlemin cımbızlanarak bu hale getirilmesi, Altok'u eleştirmediğim halde, anlamını anlatmaya çalıştığım halde, Altok'un eleştirildiği benim tarafımdan açıklamaları, gerçek dışı açıklamalarının hala Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mahir Akbaba tarafından sürdürülmesi, bu kararı almamda en önemli etkendir. Dolayısıyla şu andan itibaren mensubu olmaktan onur duyduğum ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 1938'e kadar özünü yitirmemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden o felsefeden kopuşun karşılığı bir karşılık bulamayacağı, fabrikaya ayarlarına dönemeyeceğini gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.